gerçekten zor zannetmiş. Gerçekten buna artık çok eminim. Nyx Face Awards'ın ikincisi bu yıl düzenlendi. Ben de katılanlar arasındaydım ve kazanamayanlar arasındaydım. Ama ondan sonra Nyx'in Face Awards ödül gecesine davetiye aldığım zaman bayağı heyecanlandım. Ve vlog çekmeye karar verdim. Karar verdiğim gün vlogu başlattım. Ama ondan sonraki 3 gün çekmeyi unuttum. Bir değil, ondan önceki videom mumya makyajıydı. Mumya filmindeki Ahmanet'in makyajıydı ve ben filme gitmemiştim. Dolayısıyla gitmem gerekiyordu ve ona gittim ve ona gittiğim günü birazcık vlogladım. Ama gerçekten birazcık vlogladım. Uyandığımda ise çok azıcık size anneannemin puzzle'ını gösteriyorum. Ondan sonrası tamamen talihsizlikler silsilesinden güzel biten bir güne dönüşmeyi başarıyor benim için. Her tarafını çekeceğim, göstereceğim. Diyeceğim ki anneannemdeki yiğitliğe bak. 3000 parçalık puzzle buluyor tek başına. Daha doğrusu bulamıyor. Yani ama manzara şu çok zor değil mi sizce de ya? Zor yani, evet. Bayağı bulmuşsun yani, tebrik ederim. Bunu buldum. Ya şuraya, şu büyükler anca buraya oluyor. Anneanne, bu buranın değil. Önümde iki seçeneğim vardı. Ya cuma trafiğine kalma riski ile otobüslerle falan gidecektim. Ya da zaten karşıya geçen babamların peşine takılacaktım. Ama bu kadar erken geçeceklerini düşünemeyip 3,5 saat kadar erken gittim. Etkinlik San Regis diye okunduğuna inandığım bir oteldeydi. Yani st.regis. Bence San Regis diye okunuyor. Evet, yaklaşık 3,5 saat falan erken geldim. Bunlarla yürünmüyor. Gerçekten. Daha sonra eczane ayağımdaki vurmaları idare edecek bir şey almak için girdiğimde adam bile "Onlar zaten vurur." dedi. Topuklu ayakkabı giymeyen birisi bile bunu biliyorken ben nasıl... Nişantaşı'nda caddeye çıkmayı başardım ve bir Starbucks bulup sürünerek oturdum. Gerçekten sürünerek, böyle ayakkabıları sürte sürte, acı çeke çeke gittim ve kahvemi alıp ayakkabılarımı çıkarıp oturdum. Nişantaşı Starbucks'ta ayakkabıları çıkık bir kız gördüyseniz muhtemelen bendim. Ece'ye mesaj attım, çok erken geldim, yardım edecek bir şey var mı diye. Davet edildiğim bir yerde yardım edecek ne olabilir tabii ki. O da öyle dedi, yardım edecek bir şey yok ama gel finalistlerle tanış dedi. Eczaneden ayağıma bir ilaç alıp yola koyuyordum. Starbucks'tan çıktım ama ayakkabı çok kötü oldu. Şimdi karşıda şey var, eczane. Az önce öyle bir düştüm ki size anlatamam. Böyle bacaklarım resmen ayrıldı. Ve hani bardağın dolu tarafını görmekse eğer, orada gül satan bir çocuk şey yaptı. Abla dikkat etsene dedi, gül falan hediye etmeye çalıştı. Yok dedi, hediye mi olsun ablam, kıyamam, çok kötü düştüm falan dedi böyle. İnsanı öldürme, her şey güçlendirir arkadaşlar. Bunu böyle bilip ayakkabı, topuklu ayakkabı konusunda şu an master yapıyorum bence. Şu an iyi karanlık çekiyor bilmiyorum ama kızlar şu an çekim yapıyor. O alanda video çekemedim. Tipimi toparlayayım dedim ama ne sonuçta ne kodcu almamışım. Aynen, Tolga'yı bekliyorum abi. Yeterli
Yaşasın. Erken gelen bir isim daha buldum. Ben Locosmetico. Instagram'dan takip ediyorsanız mutlaka denk gelmişsinizdir. Hayır, erken geldi. Tanıştık biz böyle yüz yüze. Evet. Şu an oturuyoruz. Ve bekliyoruz saatimizin gelmesini. Evet, ilerleyen zamanlarda görüşürüz. Ve biz erken gelmiş tayfa olarak bekliyoruz. Merhaba. Ezgi, Dilar merhaba de. Selam, nasılsınız? Mix Face Award sonunda bugün. Evet, çok heyecanlıyız. Acaba kim birinci olacak? Acaba kim? Favorim var mı? Söyleme ama. Favorim var ama söyleme. Benim de var. Aklımızda. Merhaba. Şöyle çevirmek istiyorum şu an. Çok kıskandım çok ya. Çok güzel. Ben de çok kıskandım. Ama çıkaracakmış. Baksana dikdörünü. Gidim geldi. Yalnız çekiyorum. Gidim geldi. Çekiyorum. Senem. Vlogdasın. Selam ver. Nasıl gidiyor? Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım ya. Bayağı heyecanlıyım. Ya çok güzel olmuş. Matrix ekibiyle o kadar koşuşturmacada tanıyor ve mahvolmuş saçlarımı tekrar düzleştirip birazcık daha hacim kattık. Bununla ilgili söylemek istediğim bir şey var. Bu Matrix ürünleri sadece kuaförlerde mi satılıyor biliyor musunuz? Snapchat'ten falan ya da aşağı yorum olarak yazar mısınız? Çünkü deniz tuzu spreyini çok beğendim. Yani Snapchat'ten takip ediyorsanız çılgın bir deniz tuzu spreyi hayran olduğumu bilirsiniz ve Matrix'inkini gerçekten beğendim. Merhaba, şimdi saçımızı yapacağız, güzelleştireceğiz. Matrix'le beraber yapacağız. Çok heyecanlı. Matrix'in bu deniz tuzu spreyi nasıl bu arada? Çok güzel oldu. Ya güzel bir kız buldum. Deme öyle. Şu gözlerim sarktı ama kameradan gözlerim görünmüyor şu an. Aşırı güzel. Benim gözüm yok zaten. Hiçbir tane gözüm bensiz kamerada. Şu an hiç görünmüyor. Ama çok güzel gözleri var. Face Paradise değil mi? Çok geç kalan Tolga. Highlighter. Swatchlayayım mı? Korkunç pigmentli. Ay ne? Çok güzel. Heyecanlı mı? Ben salla. Yine seni çekiyorum. Yanımda siren var ve çok karanlık. Görünmüyoruz. Evet. Siren hareketleri yap. Karanlık çok uygun. Heyecanlı kısma geldik. Gerçekten benim kalbim yerinden çıkacak gibiydi o an ve finalistleri düşünemiyorum. Gerçekten çok heyecanlandım. Yani şu an bile aklıma geldikçe heyecanlanıyorum o derece. Birincinin açıklanacağı zamana geldi sıra. İşte bütün top 20'den sonra kalan herkesin videolarından böyle küçük kesitler gösterdiler. Böyle bilmiyorum, çok coşku verici ve çok gurur verici bir şeydi bence. Belki seneye ben de orada olurum. Birinci açıklandı sonuç olarak. Herkese merhaba. En sevdiğiniz videolarla birlikte izleme şansı yakalayın.
Metin'i tanıtmaya gerek olduğunu sanmıyorum. Makyaj sanatıyla ilgilenen herkes çok yakinen tanıyordu kendisini. Ay çok heyecanlandım şu an. Ve ikinci Face Awards, Türkiye birincisi ve yılın makyaj biyologörü. Pertem Akın. Şaşkınım, mutluyum, çok tarifi yok bu duygunun aslında. Her zaman aklımda bir cümle vardır. Kimse ama kimse hayatının sonunda ne kadar da yanlış melodilerle dans etmişim demesin. Her zaman bunu isterim ben. O yüzden benim için doğru yolun bu olduğuna karar verdim ve o yüzden girdim bu yarışmaya. Belki bütün kariyerimi çöpe atacağım bu yüzden ama gerçekten... Sonuna gelmiştik ve artık videomu bitirmem lazım. O zaman sen videoma veda edelim. Hadi benim videoma veda et. Bana bazı şeyleri ama videoları atacaksın, tamam mı? Ben onları çekmedim. Çok sevdim. Onlar beni bırakıp partiye gidiyor. Size ispiyonluyorum şu an ve beni bırakıp gidiyorlar. Bye. Ve gecenin sonunda, en sonunda çıkarken elimize bir poşet verdiler. Ve poşette Nix'in yeni çıkan bazı ürünleri vardı. Hemen size çok kısa onları gösterip bu videoyu burada artık bitiriyorum. Özellikle Soft Nails
Sophie olduğunu düşünüyorum ve Bella da gördüm. Ve ondan sonra çok merak etmeye başladığım bir fondöten vardı ki NYX'in Total Control Drop'ları. Bu böyle damlalıklı bir şişede ve gerçekten su gibi bir ürün. Ben zaten bunun incelemesini yaparım. Ama şöyle bir minik gösterim olarak su gibi. Ve olayı şu ki damla sayısını arttırdıkça kapatıcılığını arttırıyorsunuz. Ve su gibi olduğu için kalıp gibi durmuyor. Şu an suratımda o var. Ve hoşuma gitti. Böyle az, en az miktarı var. Çünkü hava çok sıcak. Ondan sonra NYX'in Evevi Glow Liquid Highlighter'ı var. Ve bunun, şöyle söyleyeyim, yazın likit ürünleri kesinlikle çok daha fazla seviyorum. Bu böyle bir kaş kalemi değil. Üçü bir arada bir kit. Bence adı kit olabilir yani. Ve rengi top. Yani bana uymayacak bir renk. O yüzden birazcık beni üzmüş olabilir. Çünkü beğendim yani. Neyse, swatchlarını zaten atmıştım. Buradan devam edeyim. Bir tarafı kalem. Bir tarafı kaş farı. En arka tarafı da maskara. Aralarında beğenmediğim tek kısmı maskara oldu diyebilirim. Çünkü ben bunu acaba olur mu bana? Bir ümit diye denediğim zaman maskara kaşlarımı tamamen boyadı. Çok ıslaktı ve olmadı. Ama ondan öncesinde biraz kurtarabilir gibiydi. Cosmic Metals Lip Cream dudak parlatıcısı, metal efektli dudak parlatıcısı. Bu aydınlatıcı olarak da enfes olmaz mıydı? Hatta böyle gloss yapıda olmasın da şuraya böyle süreyim, dağıtayım falan istedim yani. O şekilde de çok beğendim ama onun dışında tam bir bronzlaştıktan sonra akşam sürme rengi bence bu. Whipped Charcoal Cleanser Stripped Off yazan bir yüz temizleme jeli ve kömürlü. Eğer diğer videolarımı izlediyseniz kömürlü olan her şeyin cilde iyi geldiğine çok inandığımı biliyorsunuzdur yani. O yüzden buna karşı da öyle bir inancım var. Gelelim benim Influencer Neat Kit diye nitelendirdiğim şeylere. Bir tanesi bu Power Bank. O gün günümü kurtardı. Çünkü şarjım %1'di ve kutu verildikten sonra dolu olduğunu fark ettim. Ay, almayı çok istiyordum ve görünce bayağı böyle sevinç çığlıkları falan atmış olabilirim. Bir tane de ayna çıktı içerisinden ki böyle minnoş şeyleri severim. Neyse, gerçekten ilk gerçek vlogum diye adlandırdığım vlogumun burada sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğene basmayı, aşağı yorum yapmayı, beni diğer sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Gerçekten umarım beğenmişsinizdir ya, çünkü çok zormuş. Hani buraya oturup video çekmekten çok daha zormuş gerçekten. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.